Şöyle bir rakamlara bakıyorum arkadaşlar. Tam anlamıyla fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz. Çok tehlikeli bir süreçteyiz ve böyle dönemlerde yapılması gereken en doğru hareket bana göre sakin olmak, beklemek, oradan oraya atlamamak. Mümkün olduğunca riskli enstrümanlardan uzak durmak. Nedir riskli enstrümanlar diyebilirsiniz? Bana göre bu dönemin en riskli enstrümanları tüm dünyada, bakın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hisse senedi piyasaları. Aman ha, uzak durun arkadaşlar. Çünkü haber akışına bakıyorum, veri akışına bakıyorum. Hiçbiri şu anki tepe noktalarda bulunan borsayı desteklemiyor. Ne Amerika'daki borsayı ne de Türkiye'deki borsayı desteklemiyor. Buna rağmen Avrupa borsaları yükseliyor. Çok küçük geri çekilmeler oluyor. Asya borsalarına bakıyorsunuz yükseliyor. Çok minik minik geri çekilmeler oluyor. Amerika'da çok düşük geri çekilmeler. Ondan sonra hafif yukarıya çıkışlar. Sonra sert yukarı hareketler gözlemliyoruz. Ama bugünlerde dar banda sıkışmış piyasaları görüyoruz. Sadece borsalarda değil bakın. Tüm piyasalar dar banda sıkışmış durumda. Dolara bakıyorsunuz 6.85-6.86 aralığında. Euro'ya bakıyorsunuz 7.69-7.70 aralığında gidip geliyor. Euro dolar paritesine bakıyorsunuz 1.12-1.12.50 aralığına sıkışmış durumda. Bakın bir puan bile yok neredeyse. Faize bakıyorsunuz 9.8.94-8.95, böyle daracık bir bandın içerisinde hareket ediyor. Altın onsu 1.720-1.730 aralığında gidip geliyor. Brent petrole bakıyorsunuz bir 41 dolar oluyor, bir 40 dolar oluyor, sonra tekrar 41 doları zorluyor falan. Anlayacağınız her şey tam anlamıyla bir beklemede ve bu beklemenin sonucu çok ciddi krizi beraberinde getirebilir. Büyük patlamaları, büyük dalgalanmaları beraberinde getirebilir. Peki bunu neyle teyit edeceğiz biz? Yani nasıl böyle bir fikre kapılıyoruz? İşte haber akışına bakıyoruz, önümüzdeki sürece bakıyoruz. Ne olacak bundan sonraki süreçte? Bana göre en kritik gün, kim ne derse desin, bir dönüm noktası 3 Kasım seçimleri Amerika'da gerçekleşecek. Hem öncesi çok kritik hem de sonrası çok kritik. Çünkü her geçen gün biraz daha şiddet tırmandırılacak. Her geçen gün stres biraz daha tırmandırılacak. Kim tarafından? Trump tarafından tabii ki. Trump stresi tırmandırarak kendisine bir oy tahvil etmeye çalışacak. Bunun için Çin'e saldıracak, Avrupa'ya saldıracak, Türkiye'ye saldıracak, kendi iç piyasasına saldıracak, sosyal medyaya saldıracak. Mümkün olduğunca ortamı her geçen gün biraz daha germeye devam edecek. Seçimleri kazanmaya çalışacak. Seçimleri kazanırsa ne olacak? Yani her şey bir anda bitecek mi? Trump sakinleşecek mi? Her şey süt liman mı olacak? Hayır. Trump bu politikalarını daha da şiddetlendirecek. Çünkü ikinci dönemi kazanmış olmanın güveniyle hareket etmeye başlayacak bu sefer. Çin'in karşısına çok daha agresif yaptırımlarla çıkacak. Avrupa'nın karşısına çok daha agresif yaptırımlarla çıkacak. Tabii Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde bundan payını bir şekilde alacak. Tabii bütün bu gerilimler piyasaları da etkileyecek arkadaşlar. Zaten bir ikinci dalga korkusu var. Herkes tarafından sıkça dillendirilmeye başlandı bu dönemde. İkinci dalga acaba daha hızlı, daha öldürücü, daha korkutucu bir şekilde mi geliyor endişelerin artması? Pandeminin ikinci dalgasının gelmesi ekonomileri nasıl etkileyecek korkusunun her geçen gün biraz daha artması? Örneğin Almanya'daki üretimin, yani sanayinin 390 milyar euro daralabileceği konuşuluyor. Bu Avrupa'nın en önemli ekonomisinin ciddi daralması anlamına geliyor. Almanya'nın daralması, Türkiye'nin de daralması anlamına geliyor. Nitekim yine bir başka önemli haber. Alman ekonomisi ihracatıyla ön planda olan bir ekonomi. Dünyada dış ticaret fazlası veren birkaç ekonomiden birisi Almanya ve başı çekiyor bu konuyla ilgili. Son 70 yılın en düşük ihracatını gerçekleştiriyor. %31.1 oranında ihracat kaybına uğramış durumda. Bana ne kardeşim Almanya'dan? Bitsinler, gebersinler, ölsünler, yok olsunlar, zarar etsinler diyebilir misiniz? Diyemezsiniz arkadaş. Bakın altını çizerek söylüyorum. Diyemezsiniz. Çünkü Türkiye'nin de ihracatının çok önemli bir kısmı Almanya'ya. Almanya ihracat gerçekleştiremiyorsa ithalat da yapmayacak anlamına gelir. Büyük ihtimalle ekonomisi çok ciddi manada daralacak anlamına gelir. Bunu da aylardır sizlere söylüyorum, ifade etmeye çalışıyorum. Bizlere inanan oluyor, inanmayan oluyor, itimat eden oluyor, etmeyen oluyor. Ama sonuç itibariyle işte tablo ortada. Almanya ihracatı %31.1 gerilerken Türkiye'nin ihracatı Nisan ve Mayıs aylarında %40 oranında geriliyor. Çünkü sattığımız her iki mal
kanaldan birisi hala Avrupa ülkelerine ve çoğunlukla da Almanya'ya. Bu koşullar içerisinde siz zil takıp oynayamazsınız. Almanya ekonomisi daralıyor diye, Avrupa ekonomisi daralıyor diye. Görüyorsunuz bunun bedelini biz de ödüyoruz. OECD'ye bakıyorsunuz, 15-24 yaş arasında gençlerden bir anket yaparak bir rapor hazırlıyor. Bu raporda gençlerin en büyük kaygısının iş olduğunu, gelir kaybı olduğunu ve akıl sağlığı olduğunu görüyorsunuz. Yani gençler çok ciddi bunalıma doğru ilerliyorlar. Sosyal patlama açısından çok önemli bir işaret arkadaşlar. Bir yandan pandemi, bir yandan ekonomik sıkıntılar, bir de bunun içerisine tüm dünyada sosyal patlamalar eklenirse bu iş içinden çıkılamaz bir hal almaya başlayacak. Siyaseti de etkileyecek, ülke yönetimlerini de etkileyecek, sağlık sistemini de etkileyecek, ekonomiyi en fazla etkileyecek ve insanların en büyük kaygısı ekonomi arkadaşlar. Kim ne derse desin, yaşadıkları süreç içerisinde geçinemeyeceklerini, ayakta kalamayacaklarını, birilerine muhtaç olacaklarını düşünüyorsa insanlar, böyle bir kaygıları oluşmaya başlıyorsa bu hem ruh sağlıklarını çok yakından ilgilendiriyor hem de kaygılarını arttırıyor. Kaygılar arttıkça daha saldırganlaşıyorlar ve bu sosyal patlamaları beraberinde getiriyor. Aslında ülkelerin normalde değişme çabalarının altında da bu yatıyor. Biz insanlara ölümü anlatabiliriz, sağlık problemlerini anlatabiliriz ama insanlar geçinememeye başladığı zaman bunu anlatamayız korkusundalar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Amerika'da seçimler dolayısıyla Trump bile üstüne ortamı germeye devam ediyor. Amerika Dışişleri Bakanı ile Çin Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Konu neydi? Tabii ki pandeminin suçunu kime yıkacağız? Amerika ısrarlı bir şekilde bu işin bedelini Çin ödemeli diyor. Çin de bana ne kardeşim, hastalık ben ne yapabilirim diyor. Bu ortada buluşabilecekleri bir konu değil arkadaşlar. Hiçbir şekilde Çin hastalığı kendisinin bilerek yaydığını kabul etmeyecek ki kabul etmesi için de bir sebep yok. Çünkü net veriler, net deliller yok. Bu aynı Amerika'nın Irak'a saldırdığı dönemde işte sizde kimyasal silah var demesi gibi bir şey. Ama kimyasal silahta hiçbir zaman bulunamadı somut olarak. O zaman Irak da kabul etmemişti. Bugün Çin de kabul etmeyecek. Bunda da son derece haklı. Amerika ile Çin gerilimi bütün dünyanın ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam ettirecek ve gerilimi de arttıracak. Şimdi gerilim her geçen gün artınca bu iş sadece ekonomiyle ve siyasetle kalmayacak. Belki ülkeler arasındaki bir takım çatışmalara da sebep olacak. Sadece Amerika ile Çin'den bahsetmiyorum. Pek çok ülke arasında gerilimli süreçler başlayabilir. Libya önlerinde, Libya açıklarında bizim gemilerimiz var, savaş gemilerimiz var. Fransızlar da orada gemilerini bulunduruyorlar. Ve şimdi Fransızlar açıklama yaptı. Türk gemileri bizi taciz ediyor diye. Yarın öbür gün belki Türkiye de aynı açıklamaları yapacak. Her ülke nereden ne bulurum, kendi ekonomimi nasıl ayakta tutarım kaygısıyla her yere saldırmaya devam edecek. Ve bu da aslında dünyayı hep sizlere bahsettiğim bir dünya savaşına doğru mu götürüyor soru işareti biraz daha netleşiyor. Bütün dünya birbirine girebilir. Bu pandeminin aynı 1930'lu yıllarda olduğu gibi önce ekonomik sorunlara, ardından büyük bir dünya savaşına yol açabileceğini sizlerle paylaşmıştım. O zaman bunun bir komplo teorisi olduğunu söyleyenler olmuştu. Oysa eğer ki 1920'lerin başına gitmiş olsalardı, önce ciddi bir İspanyol gribiyle dünyanın karşılaştığını, sonrasında çok ciddi bir ekonomik bunalımla karşılaştığını, hemen ardından 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığını göreceklerdi. Şu anki durumun farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz arkadaşlar? Dünya size göre bir anda toparlanıp her şey güllük gülistanlık mı olacak? Yani bu kadar sorunu bir anda dünya aşıp kurtulup hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam edebilecek mi sanıyorsunuz? Size çok kritik bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Bazı ekonomistler işte V çıkış oldu, o bu falan diyorlar. V çıkış sadece borsalarda oldu. İşin kötü tarafı bu V çıkış ters neye her an dönebilir. Onun için dikkatli olun diyorum. Şimdi siz bir V çıkış görüyorsunuz borsalarda, öyle bir çıkılır ki bir anda o V'nin dibini tekrar görebilirsiniz. Öbür taraftan hadi rakamlara biraz daha bakalım. Dolar 6.85 seviyesine geldi. Görünen o ki dolar sıkışıklığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye'nin
kendi verileriyle ilgili sıkıntılar her geçen biraz daha gündeme gelmeye devam ediyor. Bakın işte biraz önce de söyledim. Türkiye'nin ihracatı Nisan-Mayıs aylarında %40 oranında düştü. Öbür taraftan borç bulamıyoruz. Evet, kısa vadeli borçlarımız Merkez Bankası verilerine göre bir miktar azalmış durumda. Ama bu çok önemli bir tehlikeyi de işaret ediyor aynı zamanda. Türkiye'nin borçlarının azalması çok da azalmadı bu arada. Yani 170 milyardan 160 milyar dolarlara indi. Buradaki kritik süreç şu: bankalar, özel sektör firmaları ellerinden geldiğince borçlarını kapatmaya çalışıyorlar. Her an bir kur riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini görüyorlar. Onun için borçlarını kapatıyorlar. Öbür taraftan da borçlarını çeviremiyorlar arkadaşlar. Daha önceden yaptıkları borcu borçla kapatma süreci geride kaldı. Yurt dışından borç bulmaya çalışıyorlar. Ya pek çok banka onlara çok yüksek faiz oranlarıyla geliyor, ya da hiç borç vermeye yanaşmıyor. Bir ülkenin borcunun azalması çok iyi bir şey gibi gösterilmeye çalışılıyor olabilir ama öyle değildir. Dünyanın en borçlu ülkelerinden birisi Japonya. Her geçen gün borcu artmaya devam ediyor. Neden? Çünkü Japonya güvenli liman. İnsanlar oraya paralarını eksi faizle götürüyorlar. Bakın, eksi reel faizden bahsetmiyorum. Eksi faizle götürüyorlar. 100 lira veriyor, 99 lira geri alıyor. Niye? Çünkü güvenli liman olarak görüyor ve böyle kritik dönemlerde parasını kaybetmek yerine 1 lirasını kaybetmeyi göze alıyor. Ya da Amerika'ya birazcık daha risk alarak Amerika'ya götürüyor. Hiçbirine güvenmiyorsa altına, emtiaya, fiziki paraya yatırım yapıyor, yastığının altına koyuyor. Bütün bu süreçler, ki Japon yenine talebin her geçen gün arttığını görüyoruz, bize çok ciddi bir krizi işaret ediyor. Hem de çoklu bir krizi işaret ediyor. Ekonomik krizi, sağlık krizini, savaş krizini işaret ediyor. Bakın, bu kadar çoklu krizin konuşulduğu bir dönemden öyle kolay kolay çıkmak mümkün değil. Tepe noktalarındaki borsalarda eğer ki böyle bir dönemde işlem yapıyorsanız, emin olun çok ciddi risk alıyorsunuz demektir. Bütün dünya riskli alanlardan sağlam alanlara doğru kaçıyor. Ciddi bir riskten kaçış var. Yine size bir veri: Türkiye'deki yabancıların net çıkışı 670 milyon dolar. Şimdi sizin için çok büyük bir para değil gibi görünebilir ama bu yabancıların kaçışını çok net bir şekilde gösteriyor. Merkez Bankası rezervlerine bakıyorsunuz, 127 milyon dolarlık bir düşüş var. Çok büyük bir düşüş değil, bakın altını çizerek söyleyeyim. Ama düşüş eğilimi devam ediyor. Türkiye'deki yabancılar, hem sıcak para sahipleri hem doğrudan sermaye sahipleri, hızlı bir şekilde Türkiye'den kaçıyorlar. Sadece Türkiye'den mi? Hayır, gelişmekte olan riskli bölgelerin tamamından kaçışlarını sürdürüyorlar. Amerika'ya gidiyorlar, Japonya'ya gidiyorlar. Önümüzdeki süreçte çok tehlikeli bir döneme doğru ilerlediğimizi gösteriyor aslında bize. Bunun sinyali veriliyor. Piyasaların bu kadar darbanda sıkışmış olması da bize çok ciddi sinyaller veriyor arkadaşlar. Israrla söylüyorum, lütfen riskli alanlardan uzak durun 1. Lütfen pozisyonlarınızı bozmayın 2. Ve şunu da unutmayın: Türkiye gibi ülkeler her zaman devalüasyonist etkilere açıktır. Bir gün bir sabah bir uyanırsınız, dolar hiç ummadığınız bir noktaya doğru ilerleyivermiş. Onun için bu dönemde hem şirketler, hem kişiler, şahıslar, tasarruf yapanlar mümkün olduğunca güvenli limanlarda paralarını tutarlar. Nedir bu güvenli limanlar? Ya dolardır ya altındır arkadaşlar. İşin gerçeği bu. Bu bir yatırım tavsiyesi değil bakın. Tasarrufumu nerede değerlendireceğim meselesi bu. Dediğim gibi yarın öbür gün bir anda her şey alt üst olabilir. Lagarde bugünlerde en çok neyi konuşuyor? Deflasyonu konuşuyor. Bütün dünyada dramatik fiyat düşüşleri olabilir diyor. Her alanda paranızı kaybedebileceğinizi ifade eden bir söylem aslına bakarsanız. Onun için bu dönem, kim ne derse desin, nakit kral dönemi. Bir kez daha söylüyorum, bakın 112.000 tepe noktasında dolanan bir borsa. Amerika'da da Avrupa'da da aynı tablo. Dolara bakıyorsunuz 6.85'e sıkışmış bir dolar. Euro'ya bakıyorsunuz 7.70'e sıkışmış bir euro. Pariteye bakıyorsunuz 1.12'de sıkışmış bir parite. Kimileri bunu bir denge olarak görebilir. Hayır arkadaşlar, bu bir bekleme süreci. Kırılma gerçekleştiği anda yaşanan dalgalanmaların önüne geçemezsiniz. Düşüşlerin ya da çıkışların önüne geçemezsiniz. Tehlikeye göre, şu anda da 3 önemli tehlikeden bahsediyoruz: salgın, ekonomik kriz ve savaş tehlikeleri. Bütün bunların boyutlarına göre de o hareketlerin derinliği de artar.
Lütfen arkadaşlar, lütfen riskten uzak durun. Böyle dönemlerde altına olan talep her geçen gün biraz daha artar. Hem gram altın hem altın onsu rekor üzerine rekor kıracak önümüzdeki dönem içerisinde. Sadece sabırlı olmayı bilin, beklemeyi bilin ve daldan dala atlayıp sakın ha sakın bir de kaldıraçlı işlem yapmayın. Naçizane bir dost tavsiyesi. Tabii ki sonuç itibarıyla son kararı kendiniz vereceksiniz. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşalım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.